Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve ala alihi ve ashabihi ve men tebi'hum bi ihsani ila yevmiddin. Amma ba'du, muhterem ehl-i İslam, aziz-i mu'min Müslümanlar, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiler. Allah'a hamd olsun. Yaratgan Rabbimizge şükranelerimiz olsun. Nasib bugün mana safar oyini yana bir jumalarini mana qarshilab oldik alhamdulillah tongda turib bütün olamda duo. Qarab tursangiz kurrayi zaminda birer vaqtda azon tovushi to'xtamas ekan. Mana bizda o'qildi 5 daqiqadan keyin qo'shni qishlog'imizda 5 daqiqadan keyin yerda shuna qilib yer yuzida Allohumni kalomi Allohumni nomi to'xtamas ekan. Shuni qatorida iltijolar ham duolar ham bandalarini robbilariga yorborishlar ham to'xtamas ekan. Allohim olamdagi butun mu'min musulmonlar Allohim duolarini ijobat aylagin. Qatorda sizdan bizdan barchamizdan Allohim duolarimizni ijobat aylasin. Mushkullarimizni oson etsin. Agar Allohim oson etsa hech mushkul yo'q. Hazrat janobimiz ta'lim berarmishlar. Allahümme Rabbi yessir ve la tuassir ve temmin bil hayri dermişler. Allahüm asan etkin, kıyın etmegin ve yakşilik bilen tügetkin. Braderler, her nerseni asan eti uçu uzudur. Her nerseni müşkül kıpkoysa onu davası yoldur. Allah'ı tebarek ve teala barçamızdan dualarını icabet eylesin. Günahlarımızı keçirsin, hidayetine başlasın. Mene evvelki cüm'a Begavat deydik, Begavat tümenide, Begavat şehri deydik. Ak mescid derken, cüda kette mescid eken, cemaatler yem, bilmedim 5000'den köp mü, 10.000'e yakın mı? Hemmesi yaşlar, hemmeler bir ihlas bulan türüptüler. Ucaylarda yem cüm'aları okş nasip etti. Allah'ı tebarek ve teala, yurtimizda hamma nuqtasi bütün olamdagi mu'min musulmonni yurtini tinch aylab duolarini ijobat aylasin. Soniyan Hazrat payg'ambarimizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, bir narsani zarur bo'lgani uchun, muhim bo'lgani uchun aytib o'tamiz. Oldin bu haqida aytgan edik. O'sha vasvasa bobida مشهور حديثيكي بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا شيئا ما نحبه أن نتكلم به وأنا لنا طلعت شمس طلعت علي الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك قالوا نعم فقال ذاك صريخ الإيماني. Bu İmam al-Bukhari hazretlerine Al-Adab al-Mufrat eserlerinden keltirilmekte bu hadis. Ve aynen şunga okşagen hadisini başka kitaplarda hem keltirilgen. Muhterem azizler, hadisler bilen hadislerine fark kalışını tabii sebepleri var. Meselen, bana şu cöyde men Hazret Cenab-ı Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini aytgan bo'ldim. Aytaylik 200 ta odam o'tiribdi. Birinchidan 200 ta odam 200 xil eshitadi. Bu bir, ikkinchisi 200 ta odamning zehni 200 xil bo'ladi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi 200 ta odam bayon etayotganda hadisni naql etayotganda 200 xil qiladi. Nega hadislar bilan hadislar farq qilsa hayron bo'ladi inson. Bu bandalar insoniylik omili bu. O'rcha qilib aytganda chelovetskiy faktor deydi. Bu insonda bu unutib qo'yadi, ba'zi harflarni eshitmaydi, ba'zi ma'nolarni boshqacha tushunadi. Shuning uchun hadislar bilan hadislarni asosiy farqi shunda. Bu bir ikkinchisi. Hadislar shunaqa narsaga javob berganki, inson uni aqli bilan yechalmaydi. İlmi asoslar bilan uni hal etolmaydi.
Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu adli sözler bilen halkı bergenler. Aynen o hadislerin sırası kekredi bu. Adamın ruhiyeti bilen, adamın psikolojisi bilen bağlı olan hadis bu. Hazreti sahabeler Peygamberimizge dediler. Ey Allah'ın Resulü, biz içimizde şunaka nerselerini top yapımız ki, bizni içimizde şunaka nerseler payda bol yaptı ki, o bizni gapimiz emas, bizni oylaganımız, bizni fikrimiz emas. Yeryüzüde kıyas şuçu nerselerini eğer, yeryüzünü, yeryüzüdeki barcha boyliklarni qo'limizga tutkazsa shu gapni gapirishni xohlamaymiz biz. Biz shunaqa narsa topyapmiz ichimizda. Hazrat payg'ambarimiz sahobalarga shuni topdinglarmi? O'rgandinglarmi? Ha, o'rgandik. Shu bizniki emasligini sezyapmiz biz. Mana shu iymonni charog'idir, iymonni nuridir deganlarni Hazrat Buxoriy keltiryapti. Sharhi. Birodarlar, vasvas nihoyatda yomon narsa. Eng og'ir dardlardan bittasi vasvas. Alloh taboraka va taolo oyatida aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. من شر الوسواس الخناس ايتين اي اللهنين رسولي اعوذ برب الناس انسانلارنين ربسيگه سغنمن انسانلارنين ربسيگه يلوارمن انسانلارنين ربسيدن سوريمن اوندن پناه سوريمن دب ايتين بو اعتقاد بو هر بنده سغنسا اللهگه سغنمن Her kimse sorasa Allah'tan soraydı. O bizi Rabbimiz o. Terbiyelep duradı. Bütün içimiz, vücudumuz, taşkımız, bütün muhit, biz bilen bağlı olan hadisatlar. Hemen erse balansta, hemen erse muazenette. Ben bendesi bir işkisi ya keç kaledi ya ilgi rakı koyarım. Allah'ı tebarek ve ta'lanı kıyan işleri fermalları meneşindeyi. Hemen topa topa. O Rab'dir, Rab. Melikin nasi, insanların padişasına sığınaman, ondan panah soraymen. İlahin nasi, insanların mabuduna sığınaman. İnsanların Rabbisinden panah soraymen, sığınaman. İnsanların padişahsıdan yardım sorayman, onge sığınaman, yalvaraman. İnsanların mabudiga, ilahiga sığınaman, ondan panah sorayman. Üçte sıfatını bitti surede eğitip durup deyinli etibar verin. Allah-u Tebarek ve Teala'nın bu üçte katta sıfatı Kur'an-ı Kerim'le ahirge suresine geliyordu. Anna suresinden kegin sure yok ki. Qiyomat kecha suralar nozil bo'lmaydi-ku. Mana shu yerda eng muhim voqea, eng katta hodisa kelyapti. Demak, Qur'oni Karimning oxirgi surasida Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oxirgi payg'ambardirlar va bu eng muhim gaplar bu yerda, eng muhim o'sha gaplar. A'udhu billahi min sharril waswasil xannos. Xannoslarning vasvas qilishlaridan panoh so'rayman. Qarang, muhim ekanmi bu? A muhim ekan-ku bu. Eng kattasi ekan-ku, eng asosiysi ekan-ku. Uni yo'lini, uslubini, qanaqa hosil bo'lishini aytadi Allohim, qanaqa yuzaga keladi. U vasvas qanaqa qaytdan kelyapti? Xannos allazi yuwaswisu fi sudurinnas. Sudur, sadrun sözünü köplügüdür. Sadrundur köksüne eytedir. Sudur deyip köksüler, insanların köksüleri de xannas atelmiş şeytanların vasvasıdır, braderler.
Adam bolasini hammasida vasvas bor, hammasida. Hech kim vasvassiz qolgan emas. Birgina Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Alloh taboraka va taolo vasvasdan xalos qilib qo'yibdi. Unga sarih, ochiq oyatlar bor. Anas ibn Malik aytadilar. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ridalarını özgertiriş için köylaylarını geçip başka köylaylarını kıymakçı buldular. Koksilerde uzun yarığını, çandığını izini gördüm. O derece operasyadan koyan izler buladı mı? Hazreti Peygamberimiz Resulullah'a, ya Resulullah koksi izdeki bu çandığını beni çandığı. Hazreti Cenabımız şu mezmurlarını merhamet ettiler. Bolakay vaqtlarim edi. Emakdosh birodarlarim bilan o'ynab yurar edik. Halima Sa'diya onamizning tarbiyalarida edim. Kunlarni bir kuni Jabroil alayhissalom bir farishta bilan kelib, meni qo'limdan tutib tog'ni etagiga olib bordilar. Yotqizib meni ko'ksimni yordilar. Yuragimdan qora bir narsani chiqarib aytdilar. Hada min hizz shayton dedilar. Mana shu shaytonning nasibasidir deb olib tashladilar. Va ko'ksimni, yuragimni jannatdan keltirilgan tog'orada zamzam suvlari bilan yuvib joyiga tikib qo'ydilar. Allohim oyatida aytadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نشرح لك صدرك يا الله نين رسوله biz sizni ko'ksingizni yormadikmi yormadikmi biz sizni ko'ksingizni ووضعنا عنك وزرك undan vizirni olib tashlamadikmi vizir ana shu vasvasni otini shaytonni nasibasini otini vizir derekan vizir og'irlik uni xususiyatini aytadi Allohim a'udhu billahi minash shaytonir rajim allazi anqada dhahrak u sizni ustingizdan bosib yotir edi odamni bosadigan narsa odamni ruhiyatini ezadigan narsa birinchisi hasad ekan hasad ikkinchisi vasvas ekan. Uchinchisi birovni yomon ko'rish, gina, qudratlar ekan. Mana shu narsa insoniyatni bosib qo'yar ekan. Rasulullohda bularni bittasi ham yo'q edi. Payg'ambarimizda unaqa fe'l bo'lmagan. Nimaga bo'lmagan? Rasulullohdan u narsa olingan. Ana endi bu yog'ini eshiting. Biz insonlardachi biz insonlarda hammamizda bor. Mana sahobalarning so'zini eshitmayapsizmi? Ey Allohning rasuli, bizning ichimizga shunaqa gaplar kelyapti. Bu bizning gapimiz emas. Yer yuzidagi quyosh turuvchi narsani hammasini bersa, biz gapirishni xohlamaymiz. Shuni o'rgandinglarmi? Ya'ni odamni mu'minligi, iymonlik kimsani, iymonlik zotlarni, iymonlik kishilarni, iymonlik ekanlarini birinchi va eng asosiy formasi belgisi vasvasi bilan odam o'zini hayolotini ajratib olish kerak ekan. Abi ichingdagi vasvasni ham gapirib yurgan bo'lsang, ichingdagi vasvasingga ham ergashib ketayotgan bo'lsang, ichingdagi vasvaslarga tasdiqlayotgan bo'lsang, musulmonliging qayerda qoladi? Musulmonligimiz qayerda qoladi u? Biz aytmoqchi bo'lgan gap, buni ilgari ham aytgan edik. Birodarlar, vasvasni ikkita narsa keltirib chiqarar ekan. Xannos atalmish jinlar. Xannos degani qochuvchi degani ekan. Qochuvchi. Tafsir kitobda aytganki, badbahni kallasi itnik to'ng'izni kallasiga o'xshab, itning kallasiga o'xshagan, tanasi ilonni badaniga o'xshagan jismlik narsa ekan. Burni cho'chqani burniga o'xshagan narsa ekan. Odamni ko'ksiga xannos boshini qo'yganda odamni g'opil qilar ekan. Robbisini eslamay qo'yar ekan. Xannos degan qochuvchi. Bandasi Alloh deb qolsa
tüm tırakayı koçar eken, şunun için bunun adını hannas der eken, koçucu der eken. İtibar verin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim deseniz koç biter eken. Hop, ondan kutuldik. Ano ikincisinden kutulanmayız. Eûzu'nu etseniz hem, Bismillah'ını etseniz hem. O insan o. O adam özü bilip bilmesinden birovunu koyuniga vasvas soladı. Birovunu koyuniga gumon soladı. Birovunu koyuniga qayg'u soladı. Birovunu koyuniga g'ash soladı. Yana avzuni bismillohni aytsangiz bezrayib turadi. Va Qur'oni Karim aynan shu haqiqat bilan tugaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Allazi anq الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس او خناسلر آدملرنی کوکسلرده وسواس قلرلر اولر شیطانلردن بولاده اولر انسانلردن بولاده شو بلن اولر انسانلردن بولاده دیگن جایده قرآن کریم تگیده دمک این مهم حادثه این مهم واقعه برادرلر odamlarni gap so'zlariga asoslanmagan narsalarga ergashish bu vasvas ekan. Bu qayg'u ekan. Bu dard ekan. Ey mo'min, kitobga qaraylik. Ey mo'min, ey ilm ahli, ey iymon ahli, kitobni mahkam ushlaylik. Hayolotimizga kelgan, fikrimizga kelgan, ko'nglimizga kelgan, u quloqlarimizga elas-elas kirib qolgan ma'lumotlarga o'zimiz ham ergashmaylik, birovni ham da'vat etmaylik. Bu gaplarni boshlashining sababi bor. Ana shu Shomdan, Suriyadan, O'zbekistondan ketgan, o'zini muhojir deb atayotgan odamlar o'sha joydagi vayronalarni ko'rsatib mana bu joyini podshohi betga zulm betdagi xalqqa zulm qilgan biz kelin himoyasiga keldik deb vasvas qilyapti. O'zi 15-yilda borgan ekan, 2015-yilda borgan ekan. Suriyada urush 2012-yilda boshlangan. 2012-yilda boshlangan urushga 2015-yilda borib qolgan insoniyatni ham da'vat qilyapti. Endi unga insonlar yugurib ketib qolayotgani yo'q. Ey birodarlar, ularni gapini, u bechoralarni hayolotini ko'tarib yurib bo'lmaydi. U bir ikkinchisi. Bemazhablik degan narsa boshlandi. Mazhabni tan olmaslik. Hop, mazhabni tan olmasak nimani tan olamiz? Mazhabga ergashmasak kim ilmga? Ha, baraka toping. Ilmga ergash kerakmi? Ha, o'zi ilm rivoyat qilganlar, mazhabni boshliqlari-yu İmam-ı Azam rahmetullah aleyhini özler mühaddisler ki İmam-ı Ahmed bin Hanbel, İmam-ı Malik bunlar hemmesi mühaddisler ki İmam-ı Şafii rahmetullah aleyh bunlar mufassirler ki Kur'an'ın hadisini bizge düşündürüp bir bunlarga yergeçmezdik ki başka yolumuz yok ki demedim açımız vasvas bilen hakikatini kana gacret olam zendomla. Bu xannos badbaxtku, auzuni aytsangiz qochar ekan. Xo'p, tushunarlik. Bu insonni qanaqa uni javobini beramiz? Uni javobi bitta, ilmda javob. Asosda javob. Boshqa javobi yo'q. Ilmdan tashqarisi ana shu vasvas. Vasvas, vasvas, vasvas. Ey birodarlar, vasvas shunaqa bir xunuk narsa ekanki, otamiz Odam alayhissalomni onamiz Havva onani cennetten çıkışlarga aynen şu narsa sabab bo'lgan edi. Undan tashqari, Perimda Rossiyada Perimdan bir student yigit nechta odamni otib o'ldirdi. Drabilka qurol bilan Turkiyada ishlab chiqarilgan qurol bilan bir qanchasini yarador qildi. Undan oldin yana bir tatar yigiti shunaq qilgan edi. Amerikada ham shu ahvol. Birodarlar, nega shu odamlarni otib tashlayapti shu bolalar? Nima deb o'ylaysizlar? Qancha odam o'zini o'zi osib qo'yibdi. G'alati narsalarning ichvariyapti, joniga suiqasd qilyapti.
Nimadan deb o'ylaysiz shuni? Qancha oilalar ajrashib ketyapti? Qancha yor do'stlar yuz ko'rmas bo'lib ketyapti? Shuni nimadan deb o'ylaysiz? Vasvasdan emasmi? Kitoblarda. Kim tongda turib uch marotaba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Allah'ın nomi bilan yer va osmondagi birer narsa zarar etmez. Allah'ın nomi bilan yer va osmondagi birer narsa zarar etmez. Va Alloh eshitguvchi bilguvchi zotdir deb uch marotaba ertalab aytsa, uch marotaba tunda yotarda aytsa, tongdan tungacha, tungdan tonggacha Allohimning hifzida, himoyasida bo'ladi dedilar. Duolarni o'qiylik ekan. Hazrati payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har tunda o'rinlarida, o'zlarining yotoqlarida Qul a'udhu bi robbil falaqni, qul a'udhu bi robbin nosni o'qirdilar, o'zlariga nafas qilar edilar deydilar Oysha onamiz. Bir kuni aytadilar. Bir kuni Hazrat payg'ambarimizni toblari qochdi, o'zlariga o'zlari nafas qilishga, o'qishga hollari, majollari yetmadi. Men o'qib qo'ydim degan joylari bor. Birodarlar, qul a'udhu bi robbil falaqni, Qul a'udhu bi robbin nosni mahkam ushlab olayligi, ushlab olayligi ekan. Duolarni o'qib yuraylligi ekan. Hayolimizga kelgan, ichimizga kelgan fikrlarga ergashmayligi ekan. Birovni ham hayoliga kelgan, ichiga kelgan fikriga ergashib ketmayligi ekan. Vasvasani kuchaytiruvchi narsalarni eshiting. Birinchisi shom paytida izg'ish. Shom paytida ko'chaga chiqish yaxshilikka olib bormaydi. İkincisi naorun bavul kılış. Naorun degeni yuniyetken joyiga peşap kılış. Yuniyetken paytingizda peşap keladi. Şunu qo'yib olmaz ekan. Şu vasvas kılar ekan. Abu Hamid G'azali aytadilar ki, odam bolasi yuniyetken joyiga peşap kılar ekan, Allah nomiga qasamki u vasvasdan qutulmaydi dediler. Odam vasvas bo'lib qoladi, jinni sang'i bo'lib qoladi. Uchinchisi musiqa. Va birodarlar, jinni qiladi bu. Bo'lar bo'lmas musiqa bu odamni jinni qiladi. Bu svetoforni qizil chiroqda turibmiz, gum gum qilib mashinadan ovoz chiqyapti. Voy bolam, kantuziya, pantuziya bo'lib qolasan, bolam, sekinroq qil buni. Koshki tushunsang ekan, bir habashlar mashina aytyapti bir narsa. O'zi ham kallasi ham g'alati bo'lib qopti haliginga ma'nan. Ertalab aqiqadiga deb aytib boradi, to'yga deb aytib boradi. Aqiqanga to'yga odamlar qo'rqqandan keladimi, duo qilamiz deb keladi. Kelinglar endi bir yoshlarga baxt tilaylik, saodatlik, saodat tilaylik desak, ana ashrasi o'lgurni o'chirmaydi. O'chirtir birpas, duo qilaylik. Birpasga bir Bir minutga o'chirgin shuni. Duo qilaylik. Hamma narsada ashula. Dazmonni qo'ysangiz ashula. Hojatga kirsangiz ashula. Voy birodarlar, odam ashula bunaqa narsalarni hadib bo'lavergani odamni jinni qiladi. Vasvasga odamga to'g'ri munosabat qilishga, atrofga to'g'ri qadam bosishga yo'l qo'ymaydi bu. Har narsani yengil sanashga o'tadi inson. Har narsani mayna qilishga o'tadi. Ma'ruza qiling, vaqt bo'ldi deydi. Ashulangizni o'chirib turing, desak qilavering deydi. Voy. Qiziq ekan-ku bu. Ashulani aytib turarmish biz ma'ruza. Voy birodarlar. Birodarlar vasvas bilan hazillashib bo'lmaydi. Vasvas insonni halokatga olib boradi. Shuning uchun Alloh taborak va taolo buni Qur'onida alohida ta'kid etgan. Shuning uchun hadislarda o'qtin-o'qtin qayta-qayta doimo takrorlangan. Ey Allohim,
Bu içimizde şeytandan hizler, nasibeler varken, bu bizi vücudumuzda yem şunaka nerseler varken, Allah'ım vasvaslardan, hannaslardan uzun saklap koygun. Şeytanlardan, racimlerden uzun esrap koygun. O şeytan sifat insanlardan hem esrap koygun. Allah'ım Rabbimiz, sen terbiyet kılasan bizni, sen padişahımızsan, sen ilahımızsan, bizi esregin. Oğlan kızlarımızı esregin, yurtumuzu esregin. İlahi Allah'ım, uzun panah vergin. Hele bu mavzularını köp eytemiz. İnsanlarga yetkazıp boramız. Eşitip kagallar yetkazıp koysun. Ozu bunu şunuvasın. En muhim meselelerden biri vasvas eken. Resulullah'ını eşitmeysiz mi? Zâke sarihul imani. Mene şuna acreti valiş, imanlı nurudur. Ozunu hayalı bilen, vasvasını acreti valgen insanlar, imanlı nurunu topgan insanlar eken. On hazretke, salavat ve salamlarımızı yetker gün, ul zatını şefaatlerden, berçemizge nasip eylegin. Çehari yarı vasafadan, Allah'ım razı olsun. Ötken alim ulemalarını Allah'ım rahmet eylesin. Muhteremezler, bugün gülük gündeki mavzu giyahventlik özünü helaketke teşleştir deyip namlanadı. Mavzularını tayyirleyetken de ulemalar halkının içindeki muhum hadisatlarını, en global meselelerini yüzeye çıkarıp şunu halkının ortası da şunu melhemini, şunu yeçimini birişke hareket etediler. Elbette Allah'ımın ayetleri, elbette Hazreti Peygamberimizin hadisleri, elbette ulemaların yorukları bu nersenin devasıdır. Allah'ım bizge bu yoruk namelerini yüver yetken ulemalarını dünya ve ahiretini abat et. Bugünkü günde dünyada bir kança global muammalar yüzeye çıktı. Şulardan bittesi giyahvantliktir. Evet tabi. Elkeşini bilerdi, tebreni yürerdi. Şimdi giyahvantı çıktı. Az iştemiz. Dinimiz insanın itikadı, canı, ruhu, malını saklayanı kebi onun aklını hem himaye kıladı. Akılge tasir kıladigen nerselerden hem dinimiz himaye kıladı. İnsan ibadetlerini ada kılışı için kamil akılge ege buluş gerek. Ozi cinli adamge teklifem yok. Cinli bosa dünyadayım, ahiretteyim tekliften kutuladı. Etmahçı. Mecnuller tekliften sakıddırlar. Yani aklı yok adamlarga namaz farz emez, zakat farz emez, ularga roza tutuş farz emez, hac farz emez. Sakıt buladı ulardan. Alimler mest kılıcı içimlikler ve giyahvan maddelerini içti ihtiyari cinnilik deyip ateşke. Cinni degeni cin tekken degeni yeken. Üçte tamallama bularken cinni. Birincisi yemak içmekten cinni olup kalırken adam. Natoğru yiyip içseyem cinni olup kalırken. Bir hadisini işitken ben okuyanımız. Kim tünde kollarını yağı bilen uhulese, yakşilep yumesden uhulese. Birer nersege yolu kıpkasa bir belage griptar bosa eğer fakat uzun melamet kısın degen hadisler var. Kolu yağlık adam uhulap kagende tan at günce kolunu şeytanlar yelep çıkaragen. İkinciden adamın cinliliği hayacandan eken. Hissi nerseler eken. Katta kursan bopkasa kat hapa bu kasa bu kalışı mümkün eken. Üçüncüsü, meyyarını, hadını bilme geldi gideyken eken. Şemelerin üstüge peşap kıladım ey. Tezeylerin üstüge tüpleydim ey. Küllerin üstüge peşap kıladım ey. Meneşi nerselerden cinni böler eken. Cinni degeni, cin tekken degeni. Lekin bu Allah'ın hükmü bilen takdiri nerseler. Giyahvantlik, ihtiyari cinnilik eken.
odam o'zini ixtiyor qilib, o'zini xohlab jinni bo'lishi ekan. Ulamo shunaqa degan. Chunki giyohvand o'z ixtiyori bilan aqli hushini yo'qotadi. Giyohvandlik haqida ham muqaddas dinimizda kerakli ko'rsatmalar berilgan. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni butun bashariyatga o'zi tarafidan elchi qilib yuborilganligini qator sabablardan bir sifatida toza, pok narsalarni halolligi va nopok narsalarni zararligini, haromligini ummatlarga bildirish ekanini shunday bayon etadi. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insoniyatni ichiga kelish sabablardan bittasi insoniyatni nopok narsalardan qaytarib, pokiza narsalarni targ'ib etib, pokiza narsalarga ruxsat berish uchun kelgan ekanlar. Payg'ambarimizni vazifalardan biri shu ekan, Allohim oyatida aytadi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhaahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularni yaxshilikka buyurardilar, yomonlikdan qaytarardilar va pok narsalarni halol qilib, nopok narsalarni ularga harom qilardilar. Yaxshilikka buyurardilar payg'ambarimiz. Yomonlikdan qaytarar edilar. Payg'ambarlarning hammalarining xususiyatlari shudur. Yomonlikdan qaytaradi insoniyatni, yaxshilikka boshlaydi. Shu bilan bir qatorda halol narsalarni pok ekanligini anglatadi. Harom narsalarni man etadi. Ularni yomon ekanligini insoniyatga tushuntiradilar. Payg'ambarlikning vazifalaridan bu. Dinimiz halol qilib bergan narsa pokdir. Pokiza rizq topish uchun harakat qilish esa ibodat darajasidadir. Pokiza narsalardan rizq qilish, rizq axtarish ibodat darajasidandir. Hazreti Peygamberimizning hadislerinde "Mendan keyin 4 odamni jannati ekanligiga guvoh bo'ling va ularni duosini oling" deb marhamat ettilar. Mendan keyin 4 ta toifani iymoniga jannati ekanligiga guvoh bo'ling va ularni duosini oling. Shulardan bittasi ahli ayol bo'ynimdadir. Bularni boqmoq, bularni qaramoq menga vazifadir. Bularga haloldan ne'matlar istamoq menga vazifadir, burchimdir deb. Hatta harakat qilib yurgan mu'min musulmon dedilar. Birodarlar, halol topaman, halol yediraman, halol olib kelaman, to'g'ri bo'laman deb hatta harakatda yurgan insonni duosini olish kerak ekan. O'sha mu'minlarni, musulmonlarni tojlardan bittasi ekan, o'shani duosi ijobat bo'lar ekan. Agar buni aksi bo'lsa, o'sha narsa harom va uni iste'mol qilgan kishilar gunohkor bo'ladilar. Harom bo'lsa, gunohkor bo'ladi. Uni iste'mol qilgan odamlar gunohkor bo'ladi. Ruxsat bergan odam kofir bo'ladi. To'rt mazhabda kofir, bo'laveradi deyorsa bo'ldi. Xudo asrasin. Hozir eshitasiz. Darhaqiqat, insonga zarar keltiruvchi narsalardan ayniqsa eng ulug' ne'mat sanalmish aqlni ketkazuvchi, badanni bo'shashtiruvchi va susaytiruvchi narsa dinimizda harom qilingan. Hammasini o'zini formulasi bor. Hammasini o'zi to'g'ri atamalari bo'lmagani bilan palon, palon, palon deb atalmagan o'sha paytda, lekin hammasini formulasi tuzilgan. Bu haqida Ummu Salama radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda shundoq deyiladi.
Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an kulli muskirin ve muftirin. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kanday mast kılıcı, bedenini boşaştırıcı ve susaytırıcı nerselerini istemal kılıçtan kaytar geldiler. Hamas'tan kaytar geldiler. Nime bor? Bedenini boşaştır edigen. Akılını susaytır edigen. Nime bor? Oşanı hamas'tan kaytar geldiler. Şimdi bizi zamanımızda nime deb ataladı o. Kat'i nazar. Hozirda ayrim yoshlar o'rtasida tramadol. Endi o'qmasak bo'lmaydi, mana shuni yozgan. O'zi aslida gunohlarni gapirayotganda, ma'siyatlarni gapirayotganda aniq qilib gapirib bo'lmaydi. Insoniyatga uni targ'ib ham qilib qo'yilishi mumkin u. Shunaqa ehtimol bor. Shuning uchun ulamo u narsadan qaytaradi. Lekin masala shunaqa chuqurlashib ketdiki, buni endi aniq qilib gapirmasak bo'lmaydi. Hozirda ayrim yoshlar orasida tramadol, lirika kabi psixotrop dorilar vositalarini iste'moliga odatlanish holatlari uchramoqda. Tramadol degani onkologiya kasalliklarida ishlatiladigan vosita ekan. Rak kasalligida, saraton kasalligida 3-chi, 4-chi stadiya derkan, daraja derkan o'shanga yetganda odamni vujudi og'riy boshlar ekan. Uni og'rig'iga chidash qiyin ekan. Shunda shu vositalarni qo'llashar ekan, shu odam qiynalmasin degan. Alloh rahmat qilsin, ustozlardan birlari shunga yo'liqdilar. Shu dardga yo'liqdilar, saratonga yo'liqdilar. Shu shahardan maxsus ruxsat bilan olinar ekan. Ruxsatnomasini ko'tarib aptekaga borib dori olsa, hamma menga qarayapti. Qoraqa tinchlikmi? Ha, tinchlik, tinchlik. Qoraqa buni alaydakalar ichadi. Sizlarda andaqalar ichadi, bizda kasallar ichadi buni. Sizlarda shunaqalar ichadi. Bu havosmi bu? Rak kasalliklarini dorisini ichvarar ekan. O'shanga muhtoj. O'shani ichmasa badani qaqshab og'riydi. Uni og'rig'iga chidash qiyin ekan. O'sha dorilarni ichvaryapti. Mana buni tagi nima? Hazilmi? Birodarlar, unaqa kasalni ko'rish, uchratish, unga qarashdan xudo asrasin, odamni yezvoradi u kasal. U kasal tugur, unga qarayotgan odamni yezvoradi u. O'shani dorisini ichib qo'yapti. Lirika. Lirika ham shu jazabaga tushgan otaxonlarga, ishtahalari ochilmayotgan onaxonlarga ishlatilardi. Shularni, qariyalarni kasalini dorisini ichib qo'yapti. Birodarlar, o'zi bu narkomanga farqi yo'q ekan. Bir paytda 87-yil, 88-yil Mikhail Sergeyevich Gorbachev degan bir podshoh aroqni quritgan edi. Shu aroqqa qarshi kurashgan edi. Aroqqa qarshi kurashganida botinkani moylarigacha yeb tashagan. Mana shuni biladiganlar bor. Uni bir narsalarga surib, optovga qo'yib, bir narsa qilib yerkan o'sha botinkani moyiga. Vaholanki bu dori vositalari giyohvand moddalaridagi kabi o'ziga o'rgatib qo'yishdek xususiyati bor. O'sha saraton kasalligiga chalingan insonlar, o'sha xastalar uchun mo'jallangan narsa endi bu. Ular unga o'rganib qolsa uni hech qisi yo'q, chunki ularni hayotlari qisqarib boryapti. Lekin bu sog'lom yigitlar haqida gap ketyapti. Ana shahardagi masjidlardan birasiga asr namoziga ilgariroq kirib qoldik. Hali bir asrga bir 15-20 daqiqa bor. Popka ko'targan yigit, taxminan 16-17 yoshi, navdadek bo'y balangina yigit o'zidan o'zi kelib Allohni baytida dumalab yotib olyapti. Voy bolam, charchadingmi deyman. Tushunmayapman birinchi nimaligini.
Vay nima qildi bolam, et beting og'riyaptimi? O'zini bilayotgani yo'q. Qo'lida dori, qo'lida. Haligini ichgan. Birovni bolasi. Voy birodarlar, nima gap bu? Mayib qiladi-ku bolani u. Abgor qilib tashlaydi-ku uni. Bu giyohvandlikni yangicha ko'rinishini paydo qilyapti. Dinimizda har qanday bo'shashtiruvchi va mast qiluvchi vositalar harom qilingan. Endi o kuchli dorilar-ku, bu aytilayotgan narsalar endi bundarog'i bor. Mana allergiya dorilari ham odamni uyquga monand qiladi. Hammasi. Ketotafin bo'lsin, Laratal bo'lsin, Zadak bo'lsin. Hop, juda ko'p endi. Suprastin bo'lsin. Shularni ham olib ichib yuboryapti. Va birodarlar, allergiya kasalligi juda ko'p tarqalgan. Har xil odam har xil narsadan allergiya. Shuni dorisini borib so'rashga ham uyaladigan bo'ldik endi. Shuni ham ichib yuboryotganimish, allergiya ham dorisini ichib yuboryotganimish. Yo tovba. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam boshqa bir hadislarda bundoq deganlar. Kullu muskirin xomrun va kullu muskirin haromun. Har bir mast qiluvchi narsa xamirdir va har qanday mast qiluvchi haromdir. Hammasi harom. Mast qilsa harom. Xamir degani achitqidir. Haqiqatda mast qiluvchi narsalar hammasi achitib tayyorlanar ekan. Hamma achitqi xamirdir va hamma xamir haromdir. Vaqt yaqinlashib qolyapti. Mana shu hadisni ham o'qiylik. Ha, past. Muhtaram azizlar. 2021 yilning 1-yarimida giyohvandlikka qarshi kurash yo'nalishida amalga oshirilgan tezkor tadbirlar natijasida giyohvandlik bilan bog'liq jami 302 holatlar aniqlanib, noqonuniy muomaladan qariyb 74 kg giyohvand moddalari olingan. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 20% ortgan bo'lib, bu esa yildan yilga giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlarni ko'payib ketayotganligini anglatadi. Hech bir eshitmasik. Hech eshitmasik shunaqa gaplarni. Mana yosh kattalar o'tiribdi, so'rashingiz mumkin, yoshi 70 dan 80 dan o'tgan odamlardan so'rasangiz, shunaqa tabletka ichadiganlar bormidi? Shunaqa odamlar hech kim ko'rmagan ularni. Bitta yarimtani o'zimizni alkashlar o'lardi. Ularni ham bularga nisbatan odobi yaxshi edi. Sudralayib yurardi bir chetda. Ha bu jinni g'ir jinni bo'lib qolgan. Ko'chada tag'in rolda o'tiribdi. Giyohvandlikning zararlari esa behisobdir. Giyohvandlik shaxs va jamiyatning mol-mulkiga va boyligiga ham mislsiz zarar yetkazadi. Birodarlar, giyohvandlikni davlatlar bir-birini yo'qotish maqsadida ham qo'llagan ekan tarixda. Mana shu Xitoyni yo'q qilaman deb bir qancha aholisini giyohvand qilib tashlagan ekan. Hozirgi kunda endi Afg'oniston shu holatga kelib o'tiribdi. Pokiston, Hindiston, butun Yevropa. Birodarlar, davlatlar bir-birini yo'qotish, chiritish, ezish, egallab olish maqsadida ham bu vositalarni qo'llagan ekan. Xulosasiga kelaylik, muhtaram azizlar. Farzandlarni ta'limiga, tarbiyasiga hushyor bo'laylik. Ayniqsa, fursatdan foydalanib, siz azizlarni to'planganlaringiz mana olinayotgan tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishini hisobga olib, mana shu mutasaddi tashkilotlar, aptekalar, dori sotuvchi tashkilotlar bu narsalarga e'tibor bersalar,
Yana bir hukm aytib qo'yaylik. O'sha giyohvand bechoraga og'ir bemorni dorisini sotib topayotgan puli harom hisoblanadi. Aytveryapmiz, u rak kasalligini dorisi u. Birodarlar, uni yo'qotib yuborolmaydi davlat, uni boshqa odamlarga kerak. Zir qidirib yurdik, zir qidirdik. Shahar bo'ylab o'sha dori kerak bo'lganda. Bizga o'xshagan zir qidirgan qancha uni? Uni yo'q qilib yuborsa u odamlar nima qilsin? Og'ir dardga chalinganlar. Kechasi bilan badallar qaqshab og'riydiganlar. Oh, voh deb dodlaydi-ya, haligini og'rig'ini zo'ridan. O'sha tabletkani ichsa boshlar ekan. Shuning uchun aytamizki, shu dorixona egalari, dorixonadagi mutasaddilar, sotuvchilar, bunga qarayotgan odamlar, mana shu narsalarga e'tibor bersalar, yoshlarni qo'liga, yoshlarni yo'liga mana shu narsalar chiqmasa, ota-onalar tez-tez bolalarini yeb ichishdan xabardor bo'lsak, hatto harakatidan xabardor bo'lsak, avvallar hezalakka o'xshab kulyapti, ichib olgandan keyin hingir-hingir kuladi. Ey Xudoyo, o'zing insof bergin, tavfiq bergin, rusht bergin, hidoyat bergin. Tavba qildik. Allohim, tavba qildik, gunohlarimizni kechirgin. Oldimizda o'g'lon qizlarimiz bor. U palonchi narkoman ekan, tugunchi tabletkachi ekan, tugunchi alkash ekan, u mo'minni gapi emas. Biz uni ko'rib Allohimdan panoh so'ramoqchimiz. U narsani og'ir ekanligini elu xalqqa aytib qo'ymoqchimiz. Ey mo'minlar, ogoh bo'ling. Shunaqa illatlar paydo bo'pti. Bu illatlarga qarshi turaylik. Mustahkam turaylik. İçimizde ta iki bu narsani Allohimni o'zi ko'tarsin. Yana inshaalloh bu mavzuga qaytajakmiz.